Cumhuriyet diğer aday, tek aday benim. Eğitimci olmam da ve spor başkanım eski spor ve bakma esimle. Seçim yılda spor ve sanat ve eğitimle nasıl bir katkı vereceğim o kadar. Onun esimle düşünüyorum. Ekibimiz değişik bir ekip. Başkan isterim. Her mahallemizin bir danışmanı, bir başkanı var. Yani biz 15 başkanı yöneteceğiz. O başkanımız Muhtar'la, oğlumuzla devam iç içe, mahalle halkıyla iç içe beraber bir araya gelecek ve istedikleri her proje onlar imzalayacak. Son 15 kişilik diğer danışma kurulumuz. İmzaladıktan sonra benim önüme gelecek projeler. Yani halkın istemediği hiçbir şey yapmayacağız. Halkın istediği her şeyi de fazlasıyla ve birinden önce yapacağız. Çünkü Bakırköy'e hizmete geliyoruz. Gerçekten. 40-50 kişilik bir grubuz. Hepsi Bakırköy sevdalısı. İçinde İşçi Partili de var, AK Partili de var, CHP'li de var. Güzel bir ekip kurduk, karışık. Bir şey ama yani gerekli kuruma getirmek lazım. Tabii ki şey olarak getirmemiz lazım. Hep beraber. Biz de burada bunun için uğraşıyoruz. Yani elimizden indi. Ben gece burada adam kovalıyorum. Geceler araba üzerine sürüyorlar. Affedersiniz şurada uygunsuz hareket yapan oluyor. Nelerdeyiz, çok şeylerle karşılaşıyorum. Ben hani sırf muhtarlık değil, bekçilik de yapıyorum yani. Şöyle, polislik de yapıyorum. Aklına ne gelirse. Ben pazar günü geceleri bile dolaşıyorum, burada şey yapıyorum. Yani elimden ne geliyorsa, mavi arka taraflar vardı, şey, manzara diye yerler vardı. Yani orada aklınıza ne geliyorsa oluyordu. Aklınıza ne geliyorsa oluyordu. Bazılarının iti kopu oradaydı. Manzara diye bir şey koymuşlar, internete koymuşlar. Ben de isterim. Herkes gelsin, otursun. Güzel ailesine gelsin, manzarayı seyretsin. Güzel bir şey ama maalesef böyle bir şey olmuyor. Herkes o niyetle gelmiyor. O niyetle gelmiyor. Çok uygunsuz şeyler yapıyorlar. Oraları ev gücüyle oraları kapattım. Kapattırdık. Bu halimizde kaynakalıyız. Onları şey yaptık falan. Burada 30 kişinin... Cennete açılan köprü de sizi burada yoruyordur. Yok Erol abi, her mahallemizde Yeşilköy'de dün gittik. Aynı problem. Uyuşturucan, affedersin, bu iş yapar. Şurada geliyorum. Bakırköy'de her sokak otel. Mahalle aralarında, evet, 7-3'lerde 4-4'lerde kavramlar. Valla ben hemen Emniyet'i bildiriyorum. Ben şuradan şimdi geçen bir sene önce şuradan bir tane kırmızı yalat günü böyle kısa kollu bir tane tip insan geçti. Ben insanlara ayrım yapmam da. Ha dedim bunun ne iş var? Oradan gelin işte telefonla görüşüyor falan. Kızımız da yok. Kapattım muhtarlığı. Hemen şurada arabam vardı. Arabadan atladım. Uzaktan takip ettim. Tam caminin oraya geldi. Ben olsun onun yerinde. Adamlarda o kadar yüzsüzlük var ki, postacı Burak diye bir çocuğumuz vardı. O çocuk da şeyleri hani vatandaşların şeylerini ayarlıyordu, serin diye orası. Ayarlıyor. Oradan ildi, evle kaldırım arasında şöyle bir boşluk var. Oradan bir paket beyaz hapı aldı. Böyle giriyor. O da gördü şimdi. O arada ben arabadan çıkmadım. Burak o arkadaş dedi ki gördün mü Muhtar, sen neredesin dedim, bunu takip ediyorum. Dedi gördüm dedim, hemen emniyeti aradım ama ben emniyeti aramadım, buradan gitti. Ben onu ortaya yakalarım ama sonra yani burayı mı yakar, ne yapar mı bilmiyorum. Ondan sonra şuradan tekrardan buradan geldim gitti. Ben emniyete bu araya kadar, polisler gelene kadar zaten oradan gitti. Burada bir değişik bir yerde durunca yani bir sirkülasyon olduğu zaman ben mahallemde hemen bir şey dedim olduğunu farkına varıyorum. Ben geziyorum. Bak bu anlattıklarım bu belediye olsun, emniyetimiz olsun. Çok kötü bir durumda olduğumuz. Yani insanların rahat yaşayabilmesi için yaratılması gereken ortamların çok azaldığını görüyoruz. Siz mücadele ediyorsunuz. Biz de mahallemizde mücadele ediyoruz. Polisler işte bizim hocalar hemen kulüp. Yazıyoruz gruplara sağ olsunlar. Bizim hemen hocalarımız kulüpte, parkta, tesislerde, hapishanelerde mücadele ediyor. Biz bayağı temizledik. O kadar çok çoğaldı ki. Çok iyi. Ama yayılmadan yani insanlara bir şey bırakmadılar ki gençlere. Hiçbir şey bırakılmadı yani. Gençlerin bütün alanlarını daralttılar. Yani çocukların birbirlerini tanıması onu anlatıyor. Şimdi Bakırköy'ün göbeğinden geliyordu. Şurada top oynuyordu. Evet.
3 tane sahamız vardı. MEP Koleji'nin olduğu yer bizim sahamızdı. Çok top oynadım orada. Ha. Orada. Bakırköy'de, Bakırköy'de gezdim yaptım. Ya ama şimdi gençlere bir şey verilmiyor ki yani. Gençlere bütün elindeki oyuncaklarını aldılar. Üstteki komşusunu tanıyor, yandakini. Ben Bakırköy'deki insanları tanıyordum. Geliyorlar burada, beraber maç yapıyorduk, şey yapıyorduk. Yani bilmem, aynaya bakmak lazım. Yani bu söylemek normal. Parti olarak ben şey yapmıyorum. Hangi o parti, bu parti değil ama 72 yıl. Maalesef gençler için hiçbir şey yakışmıyor. Genç misin? Erol amcim, desteğini istiyoruz. İnşallah. Hayırlısı olsun. Bakırköy'ün evladı, Bakırköy'ün çocuğu. İlk kez böyle bir şans doğdu Bakırköy. İnşallah. Artık atamıyor, dışarıdan gelmiyor. Onların geldiği zaman 5 yılda sokakları örerim hocam. Ve hiçbiri de hizmete gelmiyor, buna eminim. Biz hizmete geliyoruz, grubumuzu incele, bütün şeylerini incele, hepsi canavar gibi bayan, şey kadın. Ve gençten kurulu inanılmaz şık kadromuz var. Yani bir podyuma çıksak herkes böyle bir bakar, herkes Bakırköy. Dışarıdan hiç kimse yok. Çalışacak kişiler değil, hep Bakırköy. Hatta Ankara'da büyük muhabbet oldu. Bunu belediye başkanları yapmayın dediler. Bu dedi, gördükleri her boş yere basket sahası yapar, futbol sahası yapar. Hatta herkes duydu. Bilmiyorum, Hügele'de geçti. Villa konuklarında. Mahit şimdi de şu kızım Mahiller'de oturuyor. Hoş geldiniz. Sayın Muhtarım, kolay gelsin. Hoş geldiniz, sağ olun. 35 yıldır kulüp başkanı Bakırköy Kartaltepe Spor'da. Biliyor musunuz Kartaltepe Spor'da? Biliyorum. Öğretmen çocuğum doğum evime vuralım. Bakırköy'ün bende büyük bir şansıdır. Bakırköy'ün birinin gelip Bakırköy'ü yönetmesi. Bir kez böyle bir şey oldu zaten. Yönetim şeklimiz farklı bizim. Sizinle yönetmeyi düşünüyoruz. Mahalle danışmanlarımızla, mahalle başkanlarımızla ortak kararlar alalım. Yapılmasını ister, yapılmasını istenmeyen hiçbir şeyi yapmayacağız. 15 danışman, her mahalleden bir danışmanımız var. Onların imzalamadığı hiçbir evrağı imzalamayacak. Hiçbir proje imzalamayacak. Spor kulüp başkanı, sporcu olmam dolayısıyla eğitimciyim. Olmam dolayısıyla eğitim, kültür ve sanatta, özellikle spor. Neler yapabileceğimi düşünebiliyorsunuz. Her yere sahip. Buz pateni koyacağım, havuz yapacağım. Yapacağım abi. Benim hastalığım. İnşallah. Çocuklar ve gençler için elimizden geleni yapmak zorundayız. Şimdi nereye gitsek aynı şikayet. Bakırköy'ümüz artık yaşanır bir hale gelmedi. Yeşilköy'deki arkadaşlarım satıp satıp çoğu İzmir'e yerleşmeye başladı. Bakırköy'ü kadar güzel bir şey değil mi? Başkentim ne hale getirdi? Ne hale getirdiler? Yoluyla, sanatıyla, kültürüyle o kadar kötü bir pozisyona düştü ki en sonuncu hiç olmak üzereyim şu an. Onun için hep birazcık el birliğiyle desteğinizi istiyorum. El birliğiyle bu Bakırköy'ümüzü tekrar o başkent haline getirelim. İnşallah. Kültür, sanat, başkenti. Ben de doğumum ve Şenlikköy'ü. Evet. 100 yıllık Şenlikköy'de. Ne güzel. Benim basit yoruklarımızın yanında. Benim. Orada top oynadığımız sahalar böyle aklıma geldi. Yaş kaç içeride. Başkan? Genç mi? 60 diyelim. 60'lı mısın? Evet, 60 yaşında. 60 yaşında. Ben de hemen hemen o kadar varım işte. Burada mı oturuyorsun? Ben de Sima içeride hiç karşılaşmadım. Seni hiç gelmeden. Ben doğumum ve Şenlikköy'deyim. Yani benim dedelerim rahmetli Mustafa Kemal Atatürk, dur içinde yatsın. İlk mübadelede buraya getirmiş 21 tane kök aile. Bu 21 kök ailenin 4. nesliyim yani ben torunlarımdan. 100 yıllık Şenlikköy'de. Mahallemi de çok seviyorum. Mahalleme de hizmet etmeyi seviyorum. O yüzden buradayım. 3. dönem bitiyor. 4. döneme hazırlanıyoruz sizlerle beraber. Doğru, siz ne güzel ya. 4. döneme... Aynen abla ilk kaçıncı dönemi? 8'e geçiyorum. 8'e geçiyorum. 8'e geçiyorum. Aynen evinde büyüdüm ben. Var, evet. Ondan sonra... İşte 4. dönemimize hazırlanıyoruz. Halkımız teveccüh ederse devam edeceğiz. Ya 3 dönem seçiliyor, 4. dönem seçiliyor zaten. Onlara işte hizmet etmek için buradayız. Mahallemi çok seviyorum yani, dediğim gibi 100 yıllık. Ama 20 hane kalmadık burada. 21 kök aile gelmişiz. 20 hane kalmadık. Tabii biraz önce dediğiniz gibi buranın benim rahmetli dedeler falan çiftçilikte geçiren insanlar.
ikinci, üçüncü nesiller büyüyünce tabii üniversiteler, işte iş imkanları. Buradaki yerlerini müteahhitler girmiş, bizim kıymetli müteahhit firmalar, işte gelen dostlar, arkadaşlar. Genelde hepsine bir çocuklar. Onlar da beni affettim. Şimdi 20 hane kalmadık ama ben mahallemi seviyorum, ilçemi seviyorum. Ülkemi seviyorum. Böyle olacağını bir bayrağımı seviyorum, mezarımı bir seviyorum. Vallahi ya, öyle değil. Her yerde söylüyor mu mezarı? Teşekkür ederiz. Şöyle, koyacak yerim yok. Yerden biraz, evet. Tamam işte, destekleyin beni, seçileyim, saray yapayım sana. Garanti söz, herkesin içinde. Abi saray demesek. Öyle saray değil ya, saray gibi. Bir kat serbest, küllüyor. Bir kat serbest. Çayımız var, kahvemiz var, ne içersiniz? Çok içtik, vallahi sağ olun, zahmetin. Nasılsınız? Duyumları alıyorsunuz nasıl gittiğimizle ilgili. Sen söyle ben. Sizden alayım ben önce. Biz kötü demeyiz ki. Süper gidiyor. Şu anda uzak ara öndeyiz. Hadi bakalım. Yolumuz açık olsun. İyi gidiyoruz. Herhalde 8'inde açıklanacak. Yalan değilse ben öndeyim. AK Parti 2. CHP 3. diyorlar. Ulusal kanal müdürü. Hangi şey yapıyor bunu? Anketi? İHA. Doğan Medya, şey, Anadolu Ajansı. Orada bir kardeşim var benim, genel müdür yardımcısı. Tüyoları alıyoruz mesela. İyi gidiyoruz, çalışıyoruz. Her yerde güzel karşılığımız var, güzel davranıyorlar. Güzel. Demin şeydeydik. Bakırköy'ler Derneği'nde. Hepsi zaten tanıdık. Nereye gidecek hepsi yarısından çok tanıdık olunca. Bakırköy'de herkes birbirini tanıyor. Şimdi tabii Atanar Bey, yani ben Kartaltepe Spor olduğu için biz sürekli burada görüşüyoruz. Hani ben böyle hep abi derdim. Şimdi aday olarak gelince Atanar Bey abi falan gibi acayip şeyler çıkıyor ağzımdan. Kusura yani, bakmayın. Her toplantıda söylüyorum. Ya Ata diyeyim bana, ya Atanar diyeyim, ya abi diyeyim. Yani başkanın kapını bırakalım. Kartaltepe Spor olunca tabii evet. Sürekli bir aradayız. Hani başkan, sık sık gidiyoruz işte öyle. Bizim toplantılarımızı, MAK toplantılarını da orada yapıyoruz falan. Hani o yüzden aynı mahallede olduğumuz için hani öyle bir yakınlığımız oluştu. Tabii şimdi aday olarak gelince daha böyle bir resmi şey oldu olarak abi. Biliyordum. Kartaltepe sen şimdi şey olarak, belediye başkanı ben de değişik oluyor. Evet, evet, giderken. Evet, böyle oluyor. Sağ ayağımdan girip sola. Çok çalışkan muhtarımız her yerde var. Sağ ol. Elimizden geldi. Bakıyorum bir yerde bizim kalbini canlandırıyor. İlk dönemim benim. Evet. Ben gazeteciyim aslında ama bu ilk dönem muhtarlığımdı. Şimdi ikinci dönem adayım. Nasıl geçti bu 5 sene? Çok zor geçti. Sıkıntılı geçti. Çünkü zor bir döneme denk geldik biz. İşte 2,5 sene pandemi yaşadık. Üzerine işte afetler, yangınlar, depremler, yani başımıza gelmeyen kalmadı muhtarlıkta. Belediye başkanları arası çok iyi olduğu için. Evet. Bir de 2,5 senedir elemansız çalışıyoruz. Tersini söyleyeceğiz böyle. O yüzden oldukça sıkıntılı bir 5 sene geçirdik. Umarım önümüzdeki 5 sene daha iyi olur. Didem Hanım, muhtarım, diğer muhtarların çoğunda sekreter falan var. Hepsinde var abi. Bir Nihat abi de yok. Yeni mahalle muhtarımız var. Bir ben de yok bildiğim kadarıyla. Evet. Yeni mahallede... Evet, hemen yani, hemen hepsini gezdik biz değil mi? Bütün öyle emekli olmuştuk. Yataköy kaldı iki tane. Hepsinde sekreter var ve maaşını belediye ödüyor. Öyle. Sizde Nihat abi de yok. Yok. Nihat abinin yani destek elemanı emekli oldu. Benimki direkt alındı. Direkt alınan tek benim. Onunki emekli olundu, yerine verilmedi. Benimki direkt alındı. Sakız Ağacı Muhtarlığı'na verildi. Mahallelere kreş açıp ücretsiz yapmak gibi. Kültür merkezleri, gençliğe internetin ücretsiz verilmesi gibi. Emeklilere özellikle çizgimiz biliyorsun, kırmızı çizgimiz. Hatta emeklilere de böyle gönüllü işlerde çalıştırarak, eğlendirerek, gezdirerek bir politika yürüyeceğiz. Biz kadın spor, emeği pazarı da istiyoruz. Çok istiyoruz. Tabii. Sporda kulüp başkanı olduğum için neler yapabileceğimi tahmin edebiliyorsun. Eğitimci olduğum için eğitim için neler yapabileceğimi tahmin edebiliyorsun. Onun için destek istiyoruz. Arkadaşlarımla seni tanıdım. Ben zaten arkandan direkt her zaman her yerde övgüyle bahsediyorum. Bu arada enişten oyunu aldım gibi. Eşim oyunu aldım gibi. Ondan sonra Bakırköy'lü işte. Bakırköy'lü kazansın. Bakırköy artık bir Bakırköy'lü yönetsin. Başka birinin gelip 5 senede sokakları öğrene kadar kaybedeceği süreyi biz 1 senede
Onların yapacağı şey biz bir senede yapalım. Çalışmalarımıza verdi. Yaklaşık 202 proje belirledik. Sivil toplum örgütleri ben en değer verdiğim şeylerden biri. Olması konulardan biri. Spor kulüpleri öyle. Başarılı, mutlu bir kere. Halkın mutlu olacağı. Köşelere yazılar yazacağız, gülümse diyeceğiz, mutlu ol diyeceğiz. Yani her şeyi halkımız için yapacağız. Benim yani ekibim de çok iyi. Yaklaşık 60 kişi, şimdi 100'ü bulacak bu. Kadın oranı nedir? Çok. Ekipteki? Çok kadın oranımız var. Yani biz zaten şöyle bir karar aldık. Gençler ve kadınlarla yönetelim. Kadınlarımızı da ön sayfaya, sahaya çıkaramadık. Genelde çalışanlar olduğu için bize ziyaretlerimizi erken saatte yaptığım için pek katılamıyorlar. Hepsi Bakırköy'le var bir kere. Dışarıdan hiç kimse yok. Zaten doğru olan doğru yani.